Efendim Ada TV ekranlarından günaydınlar. Günaydın Adanın konuklu bölümüyle bugün de sizlerin karşısındayız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanımız Sayın Kudret Özersay bizlerle beraber olacak. Merak ettiğiniz bütün soruları tabii ki bekliyoruz. Sayın Kudret Özersay'a soracağız. Buralardan değerlendirmelerini de alacağız kendisinden. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasıl? İyi yayınlar. Teşekkür herkese ederim, günaydın. Sağ olun. İlk önce yurt dışı temaslarınızdan başlayalım isterseniz. Oralarda temaslarda bulundunuz. Birçok kişiyle görüştünüz. Bunları zaten şu anda tek tek saymamıza gerek yok. Genel olarak dış politikada duruşunuz ne oldu? Politika olarak nasıl duruş sergilediniz, neler yaptınız, neler konuşuldu? Hükümet ilk kurulduğu günlerden itibaren şu temel mesajı vermiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının sesini, taleplerini, hassasiyetlerini imkan olan bütün uluslararası platformlarda dile getireceğimizi söylemiştik. Uluslararası alanda Kıbrıs Türk'ünü görünür kılacağımızı söylemiştik. Sadece Kıbrıs Rumların veya başka aktörlerin değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin de sesinin duyulmasını mümkün kılacağımızı söylemiştik. Görevi devraldıktan sonra çok sayıda uluslararası temasımız oldu. Evet. Bunların büyük bir kısmı basına da yansıdı. Bu sadece uluslararası örgütlerle değil, başka devletlerle ve aynı zamanda diğer devletler dışındaki aktörlerle de, yani mesela kimi doğalgaz şirketleriyle de görüşmelerimiz oldu. Ve bu şekilde Kıbrıs Türk tarafının hak ve menfaatlerini korumaya gayret gösterdik. Birkaç örnek vereyim. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı iki tane uluslararası örgüttür ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üyesi sıfatıyla yer alır. Bu örgütlerin dünyanın farklı yerlerinde düzenledikleri uluslararası toplantılar oldu. Örneğin Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Bangladeş'te, Körfez ülkelerinde düzenledikleri uluslararası toplantılar oldu. Filistin-İsrail uyuşmazlığının bir yoğun döneminde İstanbul'da düzenlenen bir takım toplantılar oldu. Bütün bu toplantılara katılıp Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantılara özellikle katılıp orada Kıbrıs Adası'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir de devlet var. Bu ülkenin vatandaşlarının da belirli bazı konularda bir görüşü var, bir duruşu var, hassasiyeti var, talepleri var. Bunları dile getirme imkanı bulduk. Bunlar uluslararası örgütler ama bunun dışında ikili bağlamda da devletlerle bir takım temaslarımız oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında az önce bahsettiğim iki uluslararası örgütün toplantılarına katıldığımızda çok sayıda devlet yetkilisiyle de orada görüşmelerimiz oldu. Son yaptığımız ziyaretler Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ziyaretin bir amacı var. Bu dönemde bu ziyaretin yapılmış olmasının sebebi Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin yeniden uzatılacak olması. Buna ilişkin görüşlerimizi, bir takım değişikliklerin gerekli olduğunu, bu değişikliklerin neler olduğunu, neden bu tür değişiklikler yapılması gerektiğini anlatmak için gittik. Ve orada yaklaşık 20 civarında görüşmemiz oldu. Hem Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin yardımcılarıyla, hem Birleşmiş Milletler'de en önemli karar organı olan Güvenlik Konseyi'nde bulunan ülkelerin oradaki temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Aynı zamanda da New York'tan Washington'a geçerek Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle çeşitli düzeylerde görüşmeler yaptık. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rum tarafına 1992 yılından bu yana uygulanan bir silah ambargosu var. Bu silah ambargosunun kaldırılması için bir çabası var Kıbrıslı Rumların. Bu çabanın neden doğru bir yaklaşım olmadığını gerekçeleriyle birlikte orada anlatma imkanımız oldu. Ama aynı zamanda bütün bu yaptığımız görüşmelerde adanın etrafında devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak Kıbrıslı Türklerin, bizlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmemesi gerektiğini, neden aslında Kıbrıslı Rumların bunu tek başına yapmaya hakları olmadığını ve ne yapılırsa
Bu adanın geleceğiyle ilgili olarak çatışmacı bir ortam değil, karşılıklı bağımlılığa dayalı istikrarın daha kalıcı olduğu bir ortam yaratabileceğimizi, iki taraf arasında özellikle doğalgaz konusunda işbirliği yapmayı başarırsak, bir güven ortamının ancak böyle doğabileceğini gerekçeleriyle ve örnekleriyle birlikte anlatıp çözüm önerilerimizi de ortaya koyduk. Doğalgazın Kıbrıs sorununa etkisi olacak mıdır peki bundan sonraki süreçte? Ya da doğalgazdaki orada Türkiye'nin tutumu nedir? Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tutumu nedir? Neler yapılacak bundan sonraki süreçte? Tabii. Çünkü müzakereler şu an ucu açık gibi görünüyor. Masaya tekrar oturulacak mı? Bunun sonrasında neler olacak? Şimdi çok sorduğunuz sorular üzerinden gideyim. Bir kere doğalgazın Kıbrıs sorununa etkisi zaten oldu ve bundan sonra da belki çok daha fazla olacak. Bir örnek vereyim size. Şu anda adanın güneyinde 10. parsel içerisinde devam eden kazı çalışmaları, Amerikan şirketi tarafından yapılan, Exxon tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucunda tahmin edildiği kadar veya tahmin edildiğinden de daha fazla rezerv bulunması durumunda, doğalgaz bulunması durumunda çok büyük bir ihtimalle Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs sorununun çözümünü hiç istemeyecek bu defa. Yani Kıbrıs sorununun olası bir çözümünü bütünen ihtimal dışı bırakacak gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu neye dayalı olarak söylüyorum? Eğer uluslararası aktörler ve uluslararası toplum genel anlamda Rum tarafını adanın tek yasal sahibiymiş gibi Rum tarafına tek başına doğalgaz konusunda istediği çalışmaları yapar, bu kaynakları çıkarır ve uluslararası piyasada satar muamelesi yaptığı sürece orada zenginlik daha fazla çıktığı oranda Kıbrıs Rum'la çözümden uzaklaşacaktır. Eğer Kıbrıs Rum tarafı çözüm olmadan da bu doğal zenginlikleri Kıbrıslı Türklerin bunlara ortak olduğunu bilmesine ve söylemesine rağmen herkes Kıbrıs Türklerin rızasını almadan bu çalışmaları yapabileceğini görüyorsa, bu zenginliği çıkarabileceğini görüyorsa neden Kıbrıs sorununu çözsün veya neden bir anlaşmaya yanaşsın ve bizimle paylaşsın ki gibi bir soru doğar. Evet. Haklı da olur aynı zamanda. Şu anlamda haklı olur. Siz de kendinizi o pozisyona koysanız ve size denilse ki siz Kıbrıs'ın kuzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bütün adayı temsil eden yasal hükümet konumundasınız ve doğal zenginlik, doğal gazı da sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında kuzeyde bulundu. Ama siz Rumlar da buna ortak olmasına rağmen tek başınıza bunu çıkarıp uluslararası piyasalara satabilirsiniz deseler hiç kimse anlaşma istemeyecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir çözüm istemeyecek. Rumlarla niye bunu paylaşalım diyecek. O nedenle bu örnekler üzerinden örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarımız sırasında onlar da karar verici temaslarınız da Rum basında çok fazla yer aldı, çok fazla söylemlere neden oldu. İşte bunları aslında bu fikirleri ve ne yapılması gerektiğini oradaki mesela düşünce kuruluşlarında yaptığımız konuşmalarda da anlattık. Çünkü oralarda bu doğalgaz şirketlerinin temsilcileri de dahil olmak üzere yaptığımız bu konuşmalara gelip katıldılar, sorular sordular. Orada bizim önerimiz aslında ikinci sorunuza da geleceğim. Bu doğal zenginliğin aslında Kıbrıs'ta istikrarı sağlamak için bir enstrümana, bir araca dönüştürülebileceği yönündedir. Bu nasıl yapılabilir? 2011 yılında Rum tarafındaki yaşanan patlamadan sonra çok ciddi bir elektrik enerjisi sorunu ortaya çıkmıştı. Başlangıçta sıcak yaklaşmamış olmalarına rağmen sonradan bizim önerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafına elektrik enerjisi sattık. Şimdi iki taraf arasında enerji konusunda satın alma, satma, alma ihtiyaca göre bir tarafın diğerinin ihtiyacını karşılaması mümkün olabiliyor mu madem ki? O halde doğalgaz konusunda neden iki taraf işbirliği yapmasın? Yani Kıbrıs sorununun çözümünü oturup beklemeden 50 yıldır devam eden müzakerelerden bir sonuç çıkmadığı bir dönemde madem ki her iki topluma da ait olduğu herkes tarafından kabul edilen bir kaynak var orada, o zaman o kaynağın çıkarılması ve uluslararası piyasalarda satılması bağlamında, taraflar arasında paylaşılması bağlamında artık oturup konuşulması ve en azından o konuda anlaşması mümkün kılınabilir. Yani bir çeşit
Farklı farklı konular vardır. Bunların toplamı belki 500 konudan oluşan bir kapsamlı çözümdür. Bu kadar yıldır bütün bu konuların hepsine çözüm anlamına gelecek, hepsine bir cevap içerecek şekilde binlerce sayfadan oluşan çözüm planları üzerinde çalıştık. Oysa belki de 50 yıllık bir başarısızlıktan sonra, yani yarım asırdan uzun bir süredir devam eden Kıbrıs müzakerelerinden sonra belki de bu konulardan sadece bir tanesi, örneğin işte doğalgaz, bununla ilgili olarak oturup anlaşıp birlikte bir şey yapabildiğimiz takdirde, yani herkesin birlikte katkı koyup uluslararası piyasaya aktarılması, ondan sonra payını alabilmesi, aldığı pay ile örneğin mecburen sadece altyapı yatırımlara bunu ayırmak zorunda olması, kurulacak olan bir uluslararası fon aracılığıyla, iki toplumlu bir kurulacak olan bir şirket aracılığıyla veya her iki tarafın kendi şirketlerini yetkilendirmesi ve şirketlerine oturup bunu konuşması aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Rum tarafında Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bilinen devleti tanımadan, Kıbrıs Rum tarafının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni belki tanımadan işbirliği yapmasına imkan verecek yöntemler uluslararası ilişkilerde mümkündür. Geldiğimiz bu dönemde belki böyle bir ilişki karşılıklı güveni de tesis edecektir. Birlikte yaptığınız zaman daha mümkün olduğunu göreceksiniz ve bunun üzerine bina edilecek aşağıdan yukarıya bir barışçı, diyalog içeren, işbirliği içeren aşağıdan yukarıya bir ilişki biçimini, bir zaman içerisinde başka türlü bir ortaklığa dönüşecek bir ilişki biçimini düşünebilirsiniz. Ama bu bizi 50 yıldan uzun süredir devam eden müzakerelerdeki başarısızlık sonucunda aslında doğalgazda böyle bir çıkış yoluna götürebilir. Bunlar olmazsa, yani işbirliği yapmaya yanaşmamaları durumunda uluslararası toplumun Kıbrıs Rumları işbirliği yapmaya yönlendirememesi veya yönlendirmemesi durumunda kendi işine gelmediği için ne yapacağız o zaman? Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Daha önce net şekilde ortaya koyduk. Biz çatışmacı bir anlayışla Kıbrıs Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lisans verdiği alanlar içerisinde biz de Kıbrıs Rumların şirketler üzerinden yaptığı kazılar gibi kazı yapacağız biz de. Ve bu çalışmaları ileriye taşıyacağız. Zaman zaman şu söylenir, işte Türkiye Cumhuriyeti sizin yerinize kazı yaptı veya yapacak. Bu doğru değildir. Bizim yerimize kazı yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti değildir. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığıdır. Bir şirkettir. Nasıl ki Kıbrıslı Rumların verdiği lisans ile Kıbrıslı Rumlar adına kazıyı yapan Total şirketidir, evet. Eni şirketidir, Exxon şirketidir. Bizim örneğimizde de Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı, TPAO şirketi olacak. Dolayısıyla burada Kıbrıs Rum tarafı özellikle Türkiye ile kendileri arasında bir uyuşmazlıkmış, bu uyuşmazlık gibi bir görüntü yaratmaya çalışıyorlar ama tekrar vurgulamak istiyorum. Bu yaklaşımlar orta ve uzun vadede Doğu Akdeniz bölgesinde istikrara zarar verir. İstikrarın olabilmesi için ihtiyaç karşılıklı bağımlılık ilişkisidir. Eğer iki taraf doğalgaz konusunda çözümü oturup beklemeden işbirliği yapmaya başlarsa bu bölgede gerçekten kalıcı bir istikrarı yaratmak mümkündür. Çünkü karşılıklı bağımlılık ilişkisinde bilirsiniz ki karşı tarafa ilişkin olumsuz bir şey yaparsanız aranızdaki ekonomik ilişki de zarar göreceği için dolaylı olarak tekrar siz de zarar görürsünüz. Her iki tarafın birbirine karşılıklı olarak bu anlamda bağımlı olması, ticaret de böyle bir şeydir. Diğer tarafın canını yakacak bazı adımlar atmaktan geri durmasına neden olur, caydırır kendisini. O nedenle bu bölgede aslında çıkış yolu bu ve benzeri konularda işbirliği yaparak ileriye doğru bakabilmektir. Ben en yakın yaşadığımız örneği size söyleyeyim. Daha dün itibariyle Kıbrıs Rum tarafında belli bazı bölgelerde yağan yağışlar nedeniyle göletler doldu ve bir kısmı taşmaya başladı veya kapaklarını açtılar. Ve batı tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dereler aşırı bir biçimde aktığı yerler oldu. Bazı su baskınları yaşandı. Bunlarla ilgili olarak hızlı bir biçimde örneğin Rum tarafıyla bizim işbirliği yapmamız gerekmez mi? Gerek. Yani inisiyatif alarak ben mesela Kıbrıs Rum müzakereciyle temasa geçtim.
Birleşmiş Milletler'e de temasa geçtik, dedik ki eğer bir yerde bu kapaklar açılacaksa bize bizimle konuşarak bunu yapın, biz de ona göre tedbir alalım, kademeli olarak suyu bırakın, birdenbire ağzına kadar dolduktan sonra kapak açıp da o hızlı akan suyla birlikte her tarafın darmadağın olması gibi bir durumla karşı karşıya kalmayalım. Bundan daha doğal bir ihtiyaç olabilir mi? Her iki taraf için de bence ara bölgedeki yangınlar, adanın genelindeki yangınlar, su baskınları ve bu benzeri konularda mutlaka işbirliği yapabilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Belki de aslında... Ama onlar çok fazla yanaşmıyor diye. Doğru, yani geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Siz kendiniz zaten söylüyorsunuz ki ben telefon açtım ve görüştüm. Tabii tabii. Onların ama bu şeyleri yoktur hiç. Şimdi şunu söyleyeyim açıkçası. Daha kısıtlı konularda, yani insani konularda işbirliği yapılması daha mümkün olabilmiş bugüne kadar. Bir örnek vereyim size. Kayıp şahıslar konusunda ve benzeri konularda esas işbirliğini mümkün kılan şey ortada her iki tarafında buna ihtiyaç duyuyor olmasıdır. Yani ihtiyacın kendisidir işbirliğini yaratan. Az önce verdiğim 2011 yılındaki elektrik konusundaki işbirliğini mümkün kılan şey Kıbrıs Rum tarafının o dönemde elektriğe ihtiyaç olması, muhtaç olması meselesiydi. O nedenle doğalgaz konusunda Doğu Akdeniz bölgesinde bugün bir işbirliği yapılabilmesi için Kıbrıs Rum tarafının buna ihtiyaç duyması gerekir. O nedenle biz uluslararası şirketlere de diğer aktörlere de yaptığımız bu temaslara şu mesajı verdik. Eğer Rum tarafının doğalgaz konusunda Kıbrıs'ı Türklerle masaya oturmasını, eğer Kıbrıs Türk tarafıyla Kıbrıs Rum tarafının bu konuda işbirliği yapmasını istiyorsanız adım atmanız gerekir. Kıbrıs Rum tarafına kusura bakmayın, bu noktadan itibaren bunu uluslararası piyasaya çıkarabilmemiz için gidip Kıbrıs'ı Türklerin de rızasını almanız gerekir. Çünkü bu değerin, bu kaynağın ortaklarından birisi Kıbrıs'ı Türklerdir demeniz gerekir. Demediğiniz sürece Kıbrıslı Rumlar böyle bir işbirliğine yanaşmayacaktır. Bu aynı şekilde kapsamlı çözüm için de geçerlidir. Yani size eğer bugün deseler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin üyesi, bütün dünyanın, adanın bütününün yasal hükümeti olarak kabul edilen hükümetidir deseler, siz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olsanız mesela, yarından itibaren müzakerelere otursanız, yani adanın tamamının hükümetisiniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Avrupa Birliği'nin içinde, Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nin dışında kalmış ve AB hukukunun dışında, üstelik Türkiye Avrupa Birliği'nin tam üyesi ve Yunanistan Avrupa Birliği'nin dışında olsa, siz acaba kapsamlı çözüme nasıl yaklaşırdınız? Dolayısıyla bu çözüme ya da sorunları çözmeye dönük olarak tarafları motive edecek adımları atma sorumluluğu aynı zamanda uluslararası aktörlerdedir. Hem uluslararası örgütlerde, hem devletlerde, hem de uluslararası şirketlerde. Evet. Doğalgaz şirketleriyle ilgili olarak son bir şey daha söyleyeyim. O da şu, doğalgaz şirketlerinde biz kendilerine şu uyarıyı da yaptık açıkçası. Bir maddi, bir mali sorumluluk meselesi bir aşamada gündeme gelecek. Bunu dikkate almak zorundasınız. Bu uyarıyı yapıyoruz. Nedir bu? Şimdi bu kaynakların birden fazla sahibi olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Diğer devletler de kabul ediyor. Kıbrıs Rum tarafı da kabul ediyor. Bu kaynakların ortaklarından bir tanesinin Kıbrıs Türkleri olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu neye benzer? Bu bir arazi var. İki mal sahibi olduğunu biliyorsunuz. Paylaşıldığını biliyorsunuz. Bu iki mal sahibinden birisiyle sözleşme yapıyorsunuz o araziyle ilgili. İkincisiyle sözleşme yapmıyorsunuz ve rızasını da almıyorsunuz. Ve gidip o arazinin üzerine bir ev yapıyorsunuz. Bu bir noktada sizin diğeriyle anlaşmanızı ya da diğerine tazminat ödemenizi gerektirecek. Neden? Çünkü sorumluluk dediğimiz o mali sorumluluk, yani bir tür liability denilen şey ortaya çıkacak. Aynı şey bu doğalgaz şirketleri için de geçerlidir. Kendilerine bu ikazları da en üst düzeyde bu seyahatlerimiz sırasında, bu ziyaretlerimiz sırasında katıldıkları toplantılarda onlara bu mesajları verdik. Yani biz de belli bazı hukuki çalışmaları yapıyoruz. Siz Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak madem ki bunu görüyorsunuz, buna rağmen bizim rızamızı almadan bize de ait olan bir şeyi
çıkarıp dünya piyasasına satmaya kalkarsanız bunun bir sorumluluğu olacak. Bu sorumluluğu işte dikkate alarak siz şirket olarak dönün Kıbrıs Rum tarafına deyin ki ben bu riski alamam, bu yatırımı bu noktaya kadar getirdim ama bu kaynağı çıkarıp dünya piyasasına aktaracak yatırım yapmam için bu riskin ortadan kalkması lazım. Bu riskin ortadan kalkması için de sen Kıbrıs Rum tarafı olarak otur artık Kıbrıslı Türklerle görüş ve Kıbrıslı Türklerin de rızasını al. Nasıl paylaşacaksanız paylaşın, beni ilgilendirmez. Ama benim önümdeki bu riski kaldırın demeniz gerekir diye düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Bu temaslar bunun için önemlidir. Evet. Peki bunun sonrasında tabii ki biliyorsunuz Brexit de var, anlaşma sağlanamadı. Bizim ülkemizi bunun yansımaları nasıl olacaktır? Daha öncesinden biliyorsunuz May'in de zaten çok fazla açıklamaları vardı. Gündem belli zaten çok fazla söylemler de var. Düşmedi yani hükümet. Hükümetin düşmesi söz konusu da olabilir ama bizi ilgilendiren kısmı bizim ülkemize var mıdır bunun yansıması? Şimdi bir şeyi netleştirelim önce. Biraz bizim ülkemizde biraz daha farklı algılandı. Sanki İngiltere'nin bu reddedişle birlikte İngiltere parlamentosunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı meselesi sona erdi gibi düşünüldü. Halbuki reddedilen şey o çıkışın nasıl olacağını tarif eden anlaşma. Yani İngiltere bu anlaşma olsa da olmasa da bu anlaşma İngiliz parlamentosundan geçse de geçmese de Avrupa Birliği'nden çıkış yönünde gitmeye devam ediyor. Çünkü Birleşik Krallık'ın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına ilişkin karar yapılan referandumda alınmış bir karardır. O alınmış bitmiş bir karardır. İngiltere'de yeni bir referandum yapılmadığı sürece o kararın gereği olarak İngiltere, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıkacak. Bu çıkış nasıl olacak meselesidir şu anda tartışılan. Yani Avrupa Birliği ile oturup müzakere ettiği bir çıkış anlaşması var. O anlaşma reddedildi. Ama Avrupa Birliği'nin kuruluş anlaşmasının 50. maddesine göre bir çıkış anlaşmasında anlaşamasalar bile İngiltere çıkacak Avrupa Birliği'nden bu talebi madem ki gerçekleştirdi. Otomatik olarak bir anlaşma olmaksızın ayrılmaya doğru gidecek. Varılacak olan sonuç bu. Bizi nasıl etkiler bu? Bizi aslında biri doğrudan biri de dolaylı olarak olacak şekilde iki biçimde etkiler diye düşünürüm. Tabii ki başka bazı yansımaları da vardır ama doğrudan nasıl etkiler? 1994 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen ürünler Avrupa piyasasına maalesef ya satılamıyor ya da bir takım güçlüklerle, zorluklarla satılıyor. Bizim izolasyon dediğimiz şeyin temel kaynağı bu. 94 yılında Avrupa Birliği içerisindeki AB mahkemesinin aldığı karar bu. Bizim kendi sertifikalarımızı kabul etmemeye başladılar. Ondan önce 20 sene kabul ettiler. 94'te kabul etmemeye karar verdiler. 94'ten itibaren biz doğrudan ticaret yapamaz olduk bir anlamda. Mesela narenciye ile ilgili, patatesle ilgili olarak. Ama esas ticaret yaptığımız Birleşik Krallık yani İngiltere piyasasıydı. Biz bunu yapamamaya başlamıştık alınan bu karar nedeniyle. Şimdi eğer İngiltere herhangi bir çıkış anlaşması olmaksızın, bu yaşananlar o anlamda önemli. Evet. Bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği'nin dışına çıkarsa çok büyük bir ihtimalle İngiltere Avrupa Birliği'nin dışına çıktığında Avrupa Birliği'nin daha önce aldığı kararlarla bağlı olmayacak. 1994 yılında bize izolasyon anlamına gelen mahkeme kararıyla da bağlı olmayacak. Bu nedenle bu çıkış bu şekilde gerçekleşirse çok büyük bir ihtimalle biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen ürünleri doğrudan İngiltere'ye satma imkanını yeniden kazanmış olacağız. Bu mesela önemli bir unsurdur. Evet. Dikkate alınmaya değerdir ve üzerinde çalışıyoruz biz zaten. O nedenle bu süreci yakından takip ediyoruz. Ama ikinci dolaylı bir etkisi olabilir. Mesela ne oldu biliyor musunuz? İngiltere ne zaman ki Avrupa Birliği ile oturup bir müzakere yapmaya başladı. İşte nasıl çıkacak, müzakere anlaşması nasıl, çıkış anlaşması nasıl olacak vesaire. O tarihlerden itibaren İngiltere'nin bize mesafeli davranmaya başladığını bizzat gördük. Ve Kıbrıs Rum tarafının hassasiyetlerine daha fazla önem veren, Kıbrıs Rum tarafının taleplerine daha fazla önem veren bir hal almaya başladı Birleşik Krallık. Neden? Çünkü eğer geçtiğimiz gün İngiliz parlamentosunun reddettiği bu antlaşma geçseydi İngiliz parlamentosundan
Avrupa Birliği'nin üyesi olan devletlerin de onayı gerekecekti. Onlardan bir tanesi de Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti diye bilinen devleti. Bu nedenle İngiltere çıkabilmek için diğer üye devletlerin de onayına ihtiyacı olduğu için bu tür bir anlaşmada Kıbrıslı Rumlarla kötü olmamaya, iyi geçinmeye özen gösteren bir tavır içerisine girdiği için bu bizim aleyhimiz olmaya başladı. Çok farklı platformlarda. Hı. Neden mesela? En somut örneğini size vereyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kıbrıs'a ilişkin herhangi bir karar alınacağında o karar taslağını hazırlayan İngiltere'dir. Örneğin Körfez'le başka bazı konularla ilgili karar taslağı hazırlanacağında Amerika hazırlar, Amerika temsilcisi. Ama Kıbrıs meselesinde konuyu bilir diye, Birleşmiş Milletler'in sistemine hakimdir diye İngiltere'ye verilmiştir. Bu ne demektir? İngiltere, Kıbrıs Rumları rahatsız edecek herhangi bir karar taslağı hazırlamamaya bu dönemde özen gösterir demektir. İşte bu açıdan bu anlaşmanın aslında reddedilmiş olması İngiltere'yi belki de eğer İngiltere bir anlaşma olmaksızın çıkacaksa, doğal şekilde çıkacaksa Avrupa Birliği'nden belki de İngiltere'yi Rumların taleplerine daha rahat ve Kıbrıs Rum tarafına bağımlı olmaksızın daha dengeli bir siyasete yaklaştırabilir. Bu açıdan da dolaylı bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Evet. Biz bunları değerlendirip yakından takip ediyoruz Dışişleri Bakanlığı olarak. Evet, bizler de zaten sizin açıklamalarınızı takip edeceğimiz için daha sonrasında bunun da... Seve seve konuşuruz tabii ki. Evet, buradan alalım onun da şeyini. Birkaç tane sorum da var. Tabii ki zamanımız da azalıyor ama ülkemizde biliyorsunuz emirnameler konusu vardı. Çok tartışıldı ve çok konuşuldu. En sonunda işte İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars açıklamalar yapmıştı. Belediyelerle görüştüğünü söylemişti. Belediyelerin tekrar kendileriyle anlaşmadığını ya da anlaştıktan sonra işte hiçbir sonuç çıkmadığını ve bunun sonrasında Müteahhitler Birliği'ne verilmişti aslında. Orada bir anlaşma yapılmıştı. Neydi? Şehir Planlamacılık Müteahhitler Birliği'ne verilmişti bildiğim kadarıyla. Orada 3 tane belediye var biliyorsunuz. Bu şehir planlamacılığını belediyelerin alması gerekmiyor muydu? İkinci sorum şu, şu anda bir senelik bir süreç var zaten emirnamelerle alakalı. Bir sene sonrasında biteceği söyleniyor. Ama şu anda hiçbir şekilde yasalarda bir değişiklik olması gerekiyor mu? Bunun sonrasında şu anda inşaatlara da başlanmadı zaten biliyorsunuz. Neler olacak orada? Yani çok fazla soru işaretleri var. Nasıl takip edilecek bu emirnameler? Şimdi bir şey düzelterek başlayayım. Buyurun. Şehircilik faaliyeti ya da şehir planlamayla ilgili alınacak olan kararlar Müteahhitler Birliği'ne devredilmedi. Böyle bir şey zaten olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu devletin bir bakanlığının bir dairesine ait olan bir yetkidir. Ama Müteahhitler Birliği de dahil olmak üzere farklı farklı kurumların, bu konuyu bilen belediyelerin de dahil olmak üzere, yerel yönetimler de başta olmak üzere dahil olacağı, görüş vereceği, katkı koyacağı bir bütün paydaşların katılabileceği bir mekanizma yaratılması konusunda anlaşmaya varıldı. Varılan uzlaşı budur. Yani bu bundan sonra bu konunun nasıl olacağına Müteahhitler Birliği karar verecek diye bir yapı yaratılmadı. Bu olmaz zaten. Çünkü o zaman devlet, devlet olmasını gerektiren yetkiyi başkasına devretmiş olur. Böyle bir şey olmaz. Ama o süreç içerisinde hakikaten bütün paydaşlarla çok uzun saatleri görüşmeler yapıldı. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu süreci o anlamda doğru yönettiğini düşünüyorum. Başlangıçta çok iyi bir başlangıç yapılamamış olabilir ilk toplantıyla birlikte ama onun öncesinde dahi İçişleri Bakanlığı o bölgedeki her 3 belediyeyle daha taslak aşamasındayken taslağı paylaştı, görüşlerini istedi, kendileriyle istişare halinde olduğu teknik toplantı da yaptı. Ondan sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından da Müteahhitler Birliği ve diğer sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir süreç yaşadık. Geldiğimiz nokta nedir? Geldiğimiz nokta şudur. Daha katılımcı bir biçimde bu bir yıllık emirname dönemi içerisinde bir yılın sonunda devreye girecek olan imar planını daha katılımcı bir biçimde hazırlama konusunda anlaştık. Bu açıdan devletin sadece bir dairesinin alacağı, kendi başına alacağı, kendi yöneteceği bir süreç ile gidilmemesi, herkesin
katılabileceği daha katılımcı bir süreç konusunda uzlaştık. Yetkinin devredilmesi söz konusu olmadı. Ama bunun içerisinde önümüzdeki dönemde bazı yasa değişiklikleriyle de olacak değil mi? Katılımcılığın yani tabii ki katılımcılığın artacağı. Aynı zamanda dışarıdan hizmet alımının da yapılacağı. Adı geçen sivil toplum örgütlerinin kendilerinin de hizmet sunacağı, fikir sunacağı, proje geliştireceği bir döneme giriyoruz şimdi. Şu anda belediyeler düzeyinde ve sivil toplum örgütleri düzeyinde yapılan ön çalışmaların raporları kamuoyuyla paylaşılmaya başlanıyor önümüzdeki günlerde. O nedenle önümüzdeki bir yıl içerisinde, yıla yeni başladık, önümüzdeki bir yıl içerisinde bu imar planının sağlıklı bir biçimde hazırlanması için herkesin görüşü alınacak, istişarede yapılacak. Dışarıdan hizmet de alınacak, üniversitelerden destek de alınacak. Müteahhitler Birliği kendisi de Mimarlar Odası ve diğer örgütler de kendileri de somut anlamda katkı yapar konumda olacaklar. Sonradan öğrenme gibi bir durumları olmayacak. Bizzat sürecin içerisinde olacaklar ve böylece sağlıklı bir imar planı günün sonunda ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Eğer bunu toplum olarak başarabilirsek, bu hükümetle ilgili bir şey değil sadece. Toplum olarak eğer hepimiz sorumluluk sahibi davranır ve o bölgenin ve bu ülkenin ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen ama aynı zamanda da bireylerin mülkiyete dair haklarını gasp etmeyen bir yaklaşımla bir orta yol üretebilirsek önümüzdeki bir yıl içerisindeki ben bunun olabileceğine inanıyorum. Evet. Günün sonunda diğer bölgeler için de bir örnek dahi teşkil edebilecektir. Mausa, Yeniboğaziçi ve İskele ile ilgili imar planı. Emirname bir geçiştir. Geçici olarak geriye dönülmez hasarlar ortaya çıkmasın diye imar planının genel çerçevesi dışında yapılaşmalar ortaya çıkmasın diye geçici olarak alınan bir tedbirdir. Bu geçiş dönemi içerisinde inşallah çok sağlıklı bir süreçle çok iyi ve sağlıklı bir imar planına ulaşacağız diye, evet, düşünüyorum. Bir diğer sorum da tabii ki 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sizi çok fazla o yönde Cumhurbaşkanlığı adayı olacağını söyleniyor. Bu konuda çok fazla biliyorsunuz zaten, konuşmalar var. Siz kararınızı verdiniz mi? Hayır, ben kararımı vermedim. Versem bunu gerçekten çıkar söylerim yani, evet, açıkçası. Böyle bir yorum veya böyle yorumlar yapılıyor olmasının garipsemem. Bu algıyı da garipsemem. Şundan dolayı garipsemem. Çünkü bir önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş olan birisi. Aday olmuş olan, iyi bir oy almış olan birisi olduğum için belki bu yorumlar yapılıyor, bilmiyorum. Ama bu illaki bir sonraki seçime aday olmamı gerektiren bir şey değil. Bu ülkenin bugün için konuşması gereken şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Yani ben bir Dışişleri Bakanı olarak dış politikayla ilgili, dışarıda görünürlüğümüz, sesimizin duyulması, yapılması, edilmesi gereken şeylerle ilgili bir saattir mesela şimdi konuşuyorum burada. Evet, evet. Günlerdir veya son bir yıldır bir uğraş ortaya koyuyoruz. Bence esas odaklanmamız gereken, esas fokus olmamız gereken, üzerinde uğraşmamız, zaman ayırmamız gereken şey görevlerimizdir. Şu anda bu görevlerimiz var. Bu görevlerimizi yerine getirmek, daha iyi bir biçimde yapmak için bence bunlara odaklanmamız gerekir. Bir seneden de uzun bir süre sonra yapılacak olan bir seçimle ilgili olarak eğer bugün kapışmaya, atışmaya, yarışmaya kalkışırsak bu 1,5 sene zarfında ülkede hiçbir hizmet yapamamamız sonucu ortaya çıkar. Bu çok tehlikelidir. Bence toplumsal sorumluluğumuz bugün içinde bulunduğumuz görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için uğraşmayı gerektirir. Bir tarihten itibaren tabii ki bu konuşulur. Şu an Halkın Partisi'nin kendi içinde Halkın Partisi ile Ulusal Birlik Partisi'nin mesela tekrardan bir koalisyon kurma, hükümetin yıkılacağı konusunda çok fazla söylemler var. Zaten Ulusal Birlik Partisi de biliyorsunuz işte yoldan, Dom Otel'den ya da her konuda beceriksiz bir hükümet olduğunu sürekli dile geliyor. Böyle bir konuşmalar var. Şaşırıyor musunuz buna?
Yani bir ana muhalefet partisi olduğu için tabii ki şaşırıyorum. Yani sadece muhalefet değil, ana muhalefet partisi olarak. Evet, şu anda gündemde olan şöyle bir şey var. Yani konuşulan da bu, kulislerde konuşulan da bu. Cumhurbaşkanlığından dolayı, seçimlerden dolayı şu anda insanlar öyle konuşuyor. Tabii ki ben de onları aktarıyorum. Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin kapalı kapılar ardında konuşulduğu söyleniyor. Bunlara bize netlik getirebilir misiniz? Bizler de tabii ki buralarda geldiği için bizler de konuşmak durumunda kalıyoruz bazen. Şimdi açıkça şunu söyleyeyim. Hükümetin yıkılacağı konusu mesela. Ülkede bir hükümetin görevde kalıp kalmamasına ya da bir başka hükümetinin kurulup kurulmamasına bence bu hükümetlerin verdiği, vereceği veya veremediği hizmet üzerinden bakmak gerekir. Bu hükümetlerin kurulması ertesinde bir seneden uzun bir süre sonra çıkacak olan Cumhurbaşkanlığı adayı üzerinden bakmak vahim bir hata olur. Yani bu şekilde yaklaşmamak gerekir meseleye. Dolayısıyla sorunuza cevaben, bugün dörtlü koalisyonun ömrünü belirlemesi gereken şey performansıdır. Yani verdiği ve veremediği hizmet üzerinden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Biz en azından Halkın Partisi olarak bu şekilde değerlendireceğiz. Bunu açık yüreklilikle söylerim. Yani bir başka hesap nedeniyle Halkın Partisi bu koalisyonu sona erdirmeye falan kalkmaz. Ama bu koalisyon içerisinde daha önce mesela sormuşlardı. Bir yerde söyledim. Aynı şeyi söylüyorum. Evet. Yine bu koalisyon içerisinde hiçbir biçimde kabul edemeyeceğimiz çok yanlış bir şey yapılırsa eğer, örneğin koalisyon ortaklarından birisi tarafından ve bizim için yaşamsal bir şeyse mesela sona erdirebiliriz böyle bir koalisyonu. Bu başka bir şeydir. Ama bugün için hizmet vermeyi başardığı oranda performansına bağlı olarak koalisyonun ömrünün belirlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir ikincisi, bir başka koalisyonun kurulması meselesi. Diyelim ki koalisyonda bir sorun oldu ve yeni bir hükümet arayışı var ülkede. Bunun görüşmesini yapmaya kalkıştığınızda da temel gayle gelecek sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi olamaz, olmamalıdır. Çünkü bir hükümet belli bazı hedeflerle hizmet vermek için kurulur. O hizmetleri vermeyi değil de o hükümetin kurulmasından sonra başka bir seçimde size yardımcı olacağını düşünmeye kalkarsanız bence bu ülkeye yarar değil zarar vermiş olursunuz. Halkın Partisi'nin anlayışı bir hükümetin vereceği hizmet üzerinden performansla değerlendirilmesi anlayışıdır. Biz böyle bakarız olaya. Evet. Son olarak da Umutçeli biliyorsunuz dün Ulusal Birlik Partisi yine orada eylemler gerçekleştirdi. Tabii ki çok fazla eylemler de olmaya başladı. En son olarak YDP'den milletvekili saydığım Bertan Zaroğlu da oraya da katıp koymaya çalışıyor ve ihaleye çıkıldığında 2 milyon TL gibi bir rakam verdi. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Domotel'in şu anki durumu nedir? Neler olacak orada? Neler yaşanacak? İhaleye çıkılacak mı? Başbakanın açıklamaları var biliyorsunuz bu anlamda. İhaleye çıkılmadan içindeki olan kişiye tekrar verilmesi ve sözleşmenin uzatılması gibi konular var. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi birincisi ihale meselesiyle ilgili olarak ülkede bir ihale yasası var. İhale yasasının kiralamaları da içerdiğine ilişkin savcılığın görüşü var. Dolayısıyla sadece yani bir yerin alınması, satılması, bir hizmetin alınması, satılması bağlamında değil, devletin ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kiralama işlemleri için de ihale yapılmasını bu yasa zorunlu kılıyor. Savcılığın görüşüdür aslında bu. Öte yandan yine aslında savcılığın görüşünde yazan ve Sayın Başbakan'ın da söylediği gibi bu konuya ilişkin kiralama yönündeki ihalenin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenleme yoktur. 2016'da yürürlüğe girdi ihale yasası. 2016'nın sonunda yürürlüğe girdi. Yeni yapılmış bir yasa. Onun nasıl olacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadı memlekette. Dolayısıyla daha farklı bir yöntemle yani bir otelin işletmesinin veya bir otelin işletmesine dair bir sözleşmenin yenilenmesi belki düşünülebilir. Bu hukuki anlamda yoruma açık bir durumdu aslında. Net bir biçimde böyle olursa ihale yasasına ters olur, böyle olursa aslında uygun olur diyecek bir durum yoktur pek ortada. Bu nedenle Sayın Başbakan bu konuyu bizzat ilgili tarafları birbiriyle konuşturarak
görüştürerek bir çıkış yolu, uzlaşmaya dayalı bir çıkış yolu bulunabilir mi diye bakmak istedi. Bu imkan varsa bu şekilde bağlanması yoluna gitmek istedi ve tarafları bir araya getirdi aslında. Ama burada sıkıntılı bir süreç şu anlamda var. Uzuyor ve taraflar, yani bu sürecin içerisinde yer alan tarafların açıklamaları bugüne kadar pek yardımcı olmadı. Biraz böyle geriliyor, biraz düşmanca açıklamalara varıyor. Medyada kendisine bir çeşit yandaş bulma gibi bir şeye doğru evriliyor. Bu da çok sağlıklı bir süreç değil aslında. Sayın Başbakan'ın başbakanlığa bağlı bir yapı olduğu için Vakıflar İdaresi, onun için söylüyorum. Sayın Başbakan'ın söylediği bir takım şeyler var. Yani örneğin sendika başkanıyla oranın yöneticisinin aynı kişi olmasını doğru bulmadığını, hesapların doğru denetilmesi, doğru denetlenmesi gerektiğini, işçilerin haklarının gerçekten verilip verilmemesi meselesini, oradan elde edilen gelirin bir miktarının oraya yatırım olarak geri dönmesi zorunluluğunu, ki bugüne kadar pek olmadı öyle bir şey, bunları ortaya koyup bunun altını çiziyor. Ve daha gerçekçi bir rakamın belirlenmesi gerektiğini de Sayın Başbakan vurguluyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Her hal ve şartta yakın zamana kadar var olan ilişkinin aynen devam ettirilmesi mümkün değil. O nedenle zaten masaya oturulmuş durumda ve belli bazı konularda ciddi değişiklikler yapılması bir ihtiyaç. Zaten Sayın Başbakan da bunu bu şekilde tanımlamış durumda. Evet. Bizim açımızdan baktığımız zaman bu sürecin çok daha önce tamamlanması, bitmesi gerekirdi ama dediğim gibi taraflar arasında başbakanlığın inisiyatif alarak elde etmeye çalıştığı o uzlaştırma denilen şey çok sağlıklı yürümedi. Çünkü bazı açılardan da paydaşların bir kısmının iyi niyetten yoksun davrandığı da ortada. Bu meselenin artık daha fazla gecikmeksizin bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyleyerek bitireyim. Hı. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katkı koyduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bir imkanı verdiğiniz için. Efendim, günaydın Adana'nın bugünlük de sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.